Orada kal. Çok soğuk. Hadi Beyleman, kalk git evine be. Baksana ayakta duracak halin yok. Yok Beto, iyiyim ben. Hem Seyda öğretmen bugün anlatacağı konudan haftaya sınav yapacak. Kaçıramam dersi. Sonra zayıf alırsam evdekiler beni oyar. Konuşursun Beyleman. Hadi kalk Amil'den izin kağıdı alalım hadi. Yok Beto, iyiyim ben. Hem Amil Bey izin kağıdını bile parayla veriyor, bilmiyor musun? Sen bilirsin. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends toi, je suis à deux joies. Allah la la la, Allah la la la. Arkadaşlar, dersler bitti. Oui, yanlış duymadınız. Kurtulduk abi. Vay be, kurtulduk mu? Demek kendini ikinci el bir cep telefonu aldın ha? Kopil'im, o elindeki ne? Arkadaşlar, şu elimde görmüş olduğunuz te Fransalardan geldi. Nesi? Fransa nesiyle meşhurdur abi? Nesiyle meşhurdur? Neyle meşhurdur? Pizza kulesi. Başka? Spagetti. Yakınsın abi bir daha. Emre Belözoğlu. Eh be. Arkadaşlar, ortak arkadaşımız bu konuda tamamıyla Fransız, gördünüz. Parfümüyle oğlum, parfümüyle. Ya. Bu parfüme Fransa'da ne diyorlar biliyor musunuz? Le parfüm. Oğlum, le kadınları bayıltan parfüm. Fransızcası şöyle. De la morto une voulez-vous. Ya abi, senin kadınları bayıltman için parfüme falan ihtiyacın yok ki. O ayakkabılarını, çoraplarını bir çıkar, şöyle bir gezdir ortalıkta yeter. Hoş geldin Beyazıt Öztürk. Ben de bu espriyi kim yapacak diye merak ediyordum zaten. Oğlum, ben her koluma bir hatun takayım da görsen. İnsan böyle parfüme olunca ahtapot olmadığını kahrediyor. Kaç tane ahtapot biliyorum, bu parfümü benden yalvar yakar istediler. Şimdi parfümümüzü tak 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 tak. Oh, suyundan da. Oh. Bu ne oğlum? Bu ne Kopil? Le parfüm töpücüm, le parfüm o da tuvalet. Unisex. Paris'in neresinde yapmışlar bunu? Çok iğrenç kokuyor. Ha, Paris'i de mi biliyorsun? Ben bir tek Ibiza'yı biliyorsun zannediyordum. Paris. Of be Kopil'im be. Ne le parfümü, ne kokusu, ne güzelliği be. Leş gibi bu, burnumun direği kırıldı. Ortega, bu parfüm biraz daha kötülersen burnuna sıkacağım, haberin olsun ha. Burası Fransız gibi kokuyor, leş gibi. Ben artık Fransızları da sevmiyorum. Nein Didem, nein Didem. Ben Almanları seviyorum ama. Ama ben seni sevmiyor, leş gibi kokuyorum. Didemciğim, bugün beni istediğin kadar mıncıklayabilirsin. Dokun bana, sev beni, kokla beni hadi. Ay sen Kopil, iğrenç kokuyorsun. Ya abi, camları açalım bari, olmayacak böyle. Açmayın oğlum, kikirik hasta, üşüyor zaten kız. Sıkma şunu. Açalım abi, açalım. İçeriye sıcak hava gelir. Baksanıza buz gibi. Sıkma lan, sıkma şunu. İşinizi ısıtın bu parfümeyi. Kızgın kumlar. Uy! Aşk ateşi. Akıllanmayacaksın sen Kopil, akıllanmayacaksın. Seç kısmını içersin. Oturun çocuklar, oturun. Çocuklar, bu sınıfta çok kötü bir koku var. Çok feci bir şey kokuyor. Nedir bu koku böyle? Yok, dayanamayacağım. Hocam! Bayılttık kadınlar! Kadınlar bu kokuya bayılıyor derken bunu kastetmiyorlarmış. Hocam! Ah be Kopil be! Ah be! Ya oğlum be! Ya bayıl! Hocam! Ne yapacağız? Hocam! Şansal, Erman, çok ballı balıklarsınız şerefsizim. Diğer balıklar buz gibi denizlerde tir tir titrerken siz burada sıcacık akvaryumda elektrik, su döner sermayeden, yem amilden keyif çatıp yaşıyorsunuz şerefsiz. Gel. Amil Bey, bu okulun bu sahneden daha soğuk olduğunu farkında mısınız acaba? Yapmayın Afet Hanım. Ama çok sıcak. Ya okulumuz da çok sıcak. Sanıyorum siz biraz ince giyiniyorsunuz. Ayrıca soğuktan bir zarar gelmez. Öğrenciler mayışmazlar ve derslerini daha dikkatli dinlerler. Amil Bey, siz kendinizi penguen sanabilirsiniz ama benim çocuklarım insan. Hasta oldu hepsi. Soğuktan düşüp bayılacaklar diye korkuyorum. Hangi salak düşüp bayılacak çok merak ettim doğrusu. Hocam, Seyda Hanım bayıldı. Karım mı bayıldı? Aman. Nerede? Kopil! Oğlum, her iddiasına girerim Amil Hoca seni mahvedecek ha. Veya parfüm şişesiyle aynı odada 24 saat tutacak seni. Abi ben nereden bileyim ya bayıltacağını parfümü? Fransa'dan geldi, güzeldir diye şey ettim. Ah, Sevda Hoca. Öf Kopil, dua et Sevda Hoca'ya bir şey olmasın. Yoksa var ya Amil senden sabun yapar ha. Sevda Hanım, çekilin bak. Sevda Hanım. Sevda Hanımcığım, kim yaptı bunu? Mutlaka sizin başınızın altından çıkmıştır. Çocuklar burası çok havasız. Bir açılın pencere filan açın. Amonyak kokuyor burası. Kolonyası olan yok mu? Öğretmenim benim kolonyam var. Ver. Evde ama. Bak evde. Buyurun öğretmenim. Ver çocuğum ver. Gel. Ay. Afet Hanım. Ah canım yok bir şeyimiz. Şükürler olsun kendine geliyor. Ya yardım edin kaldıralım. Biz sizi şimdi hastaneye götüreceğiz, hiç merak etmeyin. Tamam, siz de oturup matematik çalışacaksınız hadi. Sevda Hanımcığım iyi misiniz? Kim yaptı bunu? Ay, onlar hiçbir şey yapmadı. Ben birden rahatsızlandım. Galiba soğuktan oldu. Tut çocuğum. Hadi gidelim. Aman yavaş, aman dikkat edin, merdiven var. İyisiniz değil mi Sevda Hanımcığım? İyiyim. Artı iyi bir hastaneye ihtiyacım var. Siz hiç merak etmeyin, yakınlarda bir SSK hastanesi var. Kaç para? Ay siz delirdiniz galiba Amil Bey. Ben o SSK kuyruklarında beklerken hakkı rahmetine kavuşurum. Ay anneciğime de bir haber versek mi, çok merak eder. Yo hiç gerek yok, ben sizi en iyi hastanelere götürürüm şerefsiz. Buyurun. Ay benim dersim de yarım kalmıştı. Merak etmeyin, benim dersim yok, ben girerim dersinize. Buyurun. Çok teşekkür ederim Afet Hanım. Rica ederim efendim, hastalık bu ne demek, buyurun. Yavaş. Çantasını verin. Tamam. Hadi çocuklar siz de doğru sınıflara hadi. Öğretmenim biraz bahçede dolaşsaydık. Daha sonra dersimiz boş. Sınıflara diyorum. Afet Hanım ne yaptınız Afet Hanım? Çökerttiniz arabayı şerefsizim. Sizin arabanız kömürle mi çalışıyor Amil Bey? Kömürle mi? Yo ben bu kömürleri okula getirmiştim. Ama salak benden indirmeyi unutmuş. Olsun çocuklar indirin. Yo gerek yok. Ben döndüğümde indiririm. Olur mu? Sizin beliniz incinir. Bir idari amir her zaman dimdik olmalı, indirin çocuklar hadi. Öğretmenim müsaade eder misiniz? Mender! Sana gelip neredesin? Mender! Gene unutmuşsun kömürleri indirmeyi. Çabuk indir bu kömürleri. Yak kaloriferi, ısınsın yavrucaklar. Yavrucak amirim, açılın. Yavaş. Aklında bulunsun eleman. Ben bir dahaki dönem okula gelemeyebilirim. Biliyorum, ben de. Eğer bu dönem karneme zayıf gelirse babam beni okuldan alacakmış Beton, biliyor musun? Konfeksiyonda işim hazırmış. İzin de vermiyorsun sizinkileri pataklayayım. Gerçi bizimkilerin de pek farkı yok ya. Babam dün yanındaki elemanı işten çıkartmış. Eğer zayıf getirirsem onun yerine beni alacakmış. Yani anlayacağım bir eleman. Sonumuz sabah 8, akşam 6, muhasebe ofisinde memurluk. Of! İleride çocuklarım olursa benim çektiklerimi çekmesinler diye elimden ne gelirse yapacağım Beto. Vallahi billahi yemin ederim. Arkadaşlar, dananın kuyruğu kopuyor sonunda. Gerçi Arif'i tanıdım tanıyalı hiç kuyruğu kopmadı ama. Abi sen böyle yakışıklı olmaya çalıştıkça bayağı bir esprili oldun ama. Nasıl olacak? Beyler şaka bir yana ama ben gerçekten bittim. Siz sadece bir gün işkence çekeceksiniz. Hiçbiriniz okuldan bir öğretmenle aynı evde yaşamıyor ki. Ya ben ablamla 15 gün aynı evde yaşayacağım. Karnemdeki zayıfları görünce mahvedecek beni oğlum. Abi o değil de bu dönem biz bayağı çuvalladık ha. Oğlum ne deseler haklılar ya. Kendinizi onların yerine koysanız abi. Bana ne abi? Ben daha 18 yaşındayım en çıtırından. Niye kendimi koyayım ki babamın yerine? Bence onlar kendilerini bizim yerimize koysunlar. Zaten öyle yapsalardı. Oho! Çoktan zengin olmuşlardı be. Bu yüzden biz de bunları düşünmek zorunda kalmazdık. Namkörsünüz oğlum siz. Namkörsünüz. Ha tabii aileler burada. Bir Evliya'da, öteki Elbal'da. Ben dediğim. Keşke burada olsalar da bana kızsalar. Öpün de başınıza koyun be. Beyler, benim 3 tane kesin kırığım var. Senin Arif? Benim o kadar yok abi. 4 tane. Kopil? 1. 1 mi? Sade rehberlikten geçtim. Ortega? Ne? Ya benim mi? Benim ya, benim öyle önemli bir şey değil ya. İşte ben diyeyim 3, sen de 4 yani. Önemsiz ya. Arkadaşlar, bize 2, bilemediğin 3 şişe yeter. O ne abi? Zayıfımız gelecek diye kendimize alkole mi vereceğiz? Hayır Arif, asetona. Asetonla notlarımızı silip yeniden yazacağız. Ya da çamaşır suyu. Evet, evet. Çok zekice, çok zekice. Conti! Arkadaşlar, artık birlerin 4 olma vakti gelmiştir. En sahtesinden. Var mısınız? Ya bana ne bakıyorsunuz abi? Ben her zaman varım. Arkadaşlar, birimiz, hepimiz... Hepimiz birimiz için. İşte beyler planı kuruyoruz. Gel abi. Gel. Çok pamuklu şeyler var. Onlardan geçelim. Fazla kaçırmamak. Kızımın okul değiştirmesi benim de hiç hoşuma gitmiyor. Ama Rahmeli'yi Kıbrıs'ta bırakıp gelemezdim. Yeni evimiz okulunuza çok yakın. Biz de... Rahmeli'yi buraya yazdıralım dedik. İyi güzel söylüyorsunuz beyefendi de okulumuzun kontenjanı şu anda full yani dolu. Siz en iyisi çevredeki diğer okullara bir bakın. Ya desenize İstanbul'da müdür olmak hiç de iyi bir şey değilmiş. Müdür mü? Evet. Taksim'deki intercontainer otelinin müdürüyüm. Kıbrıs'taki koloni otelden transfer oldum. Bunu baştan niye söylemediniz beyefendiciğim? Bilmem. Sizin gibi bilgili, kültürlü ve en önemlisi ekonomik durumu iyi olan birini okulumuzda veli olarak görmek bizim için şereftir şerefsizim. Ama ne der baba bu adam? Biraz önce yer yoktu da şimdi yer vardır. Yavur kana. Olur mu evladım? Hiç öyle şey olur mu? Yani döner sermayemiz hızla dönerse sana da küçük bir yer buluruz elbette. Nasıl yani? Yani döner sermayeye hatırı sayılır bir katkıda bulunursanız biz de küçük hanıma bir yer ayarlarız elbette. Ha anladım. Tabii o işi hemen halledelim de. Rahmeli de derslerine bir an evvel başlar. Tabii. Buyurun. Bereket versin. Ben kalkayım artık. Tabii canım müsaadeniz sizin. Siz hiç merak etmeyin. Ben küçük hanımı sınıfına kendi ellerimle yerleştireceğim şerefsizim. Bu arada otelinizin reklama ihtiyacı olursa beni arayın. Şu sıralar canlı yayındayım da. Olur. Onu da bir sonra konuşuruz. Buyurun. Buyurun. Ne var sen ne istiyorsun çatlak kiremit? Hocam ben şey... Ne? Haklısın abi. Belamı aradım ben. Yok be oğlum. Belanı falan aramadın. Yani olur böyle şeyler. Ben de ilkokul öğretmenime aşıktım. Sonra buluyorsun bir kız. Unutuyorsun. Buldum. Ne istemeye gelmişsin sen çatlak kiremit? Ne istemeye gelmiştim? Ben şey nasılsınız diye sormaya geldim. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormaya geldim hocam. Arkadaş yeni mi? Hadi aptal aptal gezme de al arkadaşını sınıfına götür. Götüreyim. Onca'ya götüreceksin. O Onca'yı. Buyurun götüreyim sizi. Onca. Kapı. Kapı. Buyurun buradan gidelim. Ben Ali. Memnun oldum. Ben de Rahmeliyim. Nasıldır sizin burada arkadaşlıklarınız? Tanıştıracak mısın beni arkadaşlarına? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Uzaydan mı geldin? Ne var? Biz Kıbrıslılar hep böyle konuşuruk. Sen hiç gelmedin Kıbrıs'a. Ben hiç gelmedim Kıbrıs'a. Yok, ne gereği var? Sen geldin ya. Ne güzel isim. Rahmeli. İşte o kadar güzel değil. Kıbrıs'ta çok var bu isimler. Ben isterdim mesela Sitika koysunlar. Ama Rahmeli koymuşlar. Hem bence Sitika çok daha romantik. Sitika da güzel. Rahmeli olsun bizim olsun. Hadi gidelim gezdir beni biraz. Hadi gidelim. Ay, tamamdır artık. Arif yerine otur, ben kalkar oturtursam seni fena olur, ona göre otur yerine. Çabuk, geçelim. Geri, sen buranın lise olduğunu unutun galiba, elinde pudra böyle. İyi yayınlar beyler. Ali! Kopil oğlum, döndün mü? Oğlum ben hiç gitmemiştim ki. Öğretmenim, benim yerim burasıydı zaten. Yerini öğrenmene sevindim Ali'cim, hoş geldin. Son 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Kayıt. Rahmeli güzel. İlgisi de var. Arkadaşlar, bugün küçük bir işimiz var. Nedir abi? Hemen yapalım. Ruhi'ye dersini vereceğiz. Verelim abi, gidelim. Oo süper. Versene. De, Ruhi kim abi? Ruhi Ürperi'nin kardeşi. Ürperi'nin kardeşi. Sizin Ürperi. Abi yok. Ben hiç bulaşmam, o aileye hiç bulaşamam, kusura bakma. Ben bir kere o Ürperi'den şemsiye darbelerini yedim, dersimi aldım. Ben gelmiyorum abi, sana güle güle. Ya Arif'im saçmalama, adam ödeyin teki. Höz desen, al abi sana zört der. Hem ben planı yaptım. Beraber harekete geçeceğiz. Ha, o zaman tamam abi. İmece usulü. Çok güzel. Ama ufak bir sorun var. Ben adamı dövemem çünkü adam beni tanıyor. Oha! Sen her seferinde böyle yan çizeceksen ben gelemem abi. Hiç kusura bakma. Ne lan bu, hep sıyırıyorsun kendini. Ne demek? Oho! Abi, Kopil'im sen kavganın içinden gelmiş bir adamsın. Kapı komşusunu dövmek ayıp değil mi abi? Ayıp abi. Öh be. Gel abi gel. Planın detaylarını anlatıyorum. Bu Ruhi denen adam sürekli abuk subuk yerlerde dolaşıyor. Bu abuk subuk yerlerden birinde yakalıyoruz bunu. Siz ıssıza götürüyorsunuz, ıssız da çökertiyoruz. Plan nasıl? Güzel. Sotede. Tabii abi. Sote büyüyen. Beyler, taarruza hazırız değil mi? Ya Kerem bak baştan söylüyorum abi, ben çok tedirginim ha. Ya Arif'im tedirgin olacak bir şey yok ya. Adam sünebenin teki. Sen bu cüsseyle ezer geçersin onu. Ya. Beyler, kusura bakmayın ben gelemiyorum çünkü yani çözmem gereken bir sorun var en karmaşığında. Ha, tabii. Sen kaç kurtar kendini sevgi kelebeği. Biz burada yorulalım, mücadelemizi verelim. Sen aşk çocuğu. Yapma Kopil, yapmayın arkadaşlar ya, biliyorsunuz işte. Ya neyi biliyoruz ya? Tabii sen hiç Ürperi'yle karşı karşıya gelmedin. Ulan dua edelim de bari kardeşi kendine benzemesin. Ya Ortega neyse de Arif Kopil az laf çok iş abi ya. Hadi kardeşlerim görüşürüz, kolay gelsin hadi. Hadi abi görüşürüz. Hadi marş abi. Ortega. Hakkını helal et abi. Arif gelsene abi. Abi gel buraya, sen niye ürktün böyle ya? Şşş gel abi. Kopil bir şey söyle abi şuna. Kopil. Ürktü bu. Ürperi. Ya abi kardeşim falan. Ya bir şey olmaz çocuklar, niye böyle oldunuz siz? Gir benim adım. Hiç çıkamam evimden. Dostları uydururum hayali. Öveceğimiz adam mı bu? Pek normal bir tipe benzemiyor abi ya. Hem ben dün gece sağ kolumun üstüne yatmışım. Çok kötü ağrıyor abi, bertildi galiba. Ya Kopil, sen niye tedirgin oluyorsun abi? Ben bu adamı kavgadan sonra tatlı niyetine yerim ben. Vallahi beni tanır, Rüya'nın babasına söyler diye bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar benim için de pataklayın, tamam mı? Göreyim sizi. Arkadaşlar operasyona hazırsanız görev başlasın. Göreyim sizi koçlarım. Başlasın abi. Ver abi, ver tutayım. Onu da ver abi. Hadi, güveniyorum size. Hiç çıkamam elimden, Ruhi'dir benim adım. Hiç çıkamam elimden. Çocuklar biraz biz çevirelim mi? Yavaş ama yavaş. Kopil, abi görüyor musun? Arkadaş iyi patlamak ne kadar da yakışıyor. Vallahi abi, bugün makyajını yapmadan dışarı çıkmış. Onun üzerinden 2 veriyorum. Yok canım, siz bana sataşmıyorsunuz herhalde değil mi? Aa, Kopil, görüyor musun abi? Arkadaş nihayet anladı. Baba, sen haklı çıktın vallahi. Ben aptal zannediyordum ama anladı arkadaş. Siz hakikaten bana satışıyorsunuz ya. Ah canım, çok tebrik ediyorum. Bütün testleri geçtiniz. Pazartesi gel işe başla. Kızlar, siz toz olun. Bizim abilerle erkek erkeğe bir işimiz var. Ben onlara yolarım, siz de alın. Abi yeter, ben çok sıkıldım, hadi. Bahri, abi önce sen de al. Benim biliyorsun, sol kol, sağ kol çok kötü. Abi herifte mamçıklı var, Michelangelo şekli. Arif tamam abi. Abi ne var? Mumçaka. Abi, Arif aç. Abi. Abi göbeğim. Tamam abi, bitti Pikachu, kusura bakma, bundan sonra senin ipinle kuyuya falan inmiyorum, tamam. Baba, adam neyce çıktı diyoruz ya, hareketler, şekiller, haho. Harbiden ya, Allah'tan samuray kılıcı yok oğlum, bedava ölecektik senin yüzünden bir de. Oho, abi amma abarttınız ya, alt tarafı 2 mumçaka darbesi. 2 mumçaka darbesi mi? Sen onları ye de ben göreyim seni bakayım, o sandalyeye oturabiliyor musun? Ben senin niyetini anladım abi, senin niyetini anladım. Ürperi'nin bütün akrabalarına sopa çektireceğim bize, ondan sonra sen rahat, biz rahat. Evet abi, sırada babaannesin var, kim var? Hadi abi, hadi kalkalım, hadi lütfen, hadi. Ben kalkmıyorum abi, etüdüme gireceğim ben. Gir. Şişt, oğlum bu halde nasıl gireceksin etüde? Bilmiyorum, sen düşün artık gerisini. Hadi iyi dersler. Hadi. Hadi görüşürüz.